Herkese merhaba, ben Zehra. Dijital Medya ve Çocuk ekibinin hazırladığı haberlerle bu hafta da sizlerleyiz. WhatsApp'a sesli mesajlarla ilgili gerçekten işe yarayan bir özellik geliyor. Sesli mesajlar artık metin haline dönebilecek. Peki nasıl mı? Gelin birlikte bakalım. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın sesli mesaj özelliğinin metne dönüştürmesini sağlayan bir özellik eklediğini belirtiyor. Bu özellik kullanıcıların aldıkları sesli mesajları otomatik olarak metne dönüştürmelerine olanak tanıyor. Uygulama içerisinde sesi algılayıp metin haline gelebilecek. Özelliğin kullanımı için birkaç adımın izlenmesi gerekiyor. Özellik henüz herkes tarafından kullanılamıyor. Ancak özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Sizce bu yeni özellik ne gibi alanlarda fayda sağlayabilir? Yorumlarda cevabınızı bekliyoruz. Andy Clark'ın genişletilmiş zihin teorisi, bilişsel süreçlerimizin fiziksel beynimizin sınırlarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda düşünme süreçlerimizin bir parçası olarak kullandığımız dış nesneleri de içerebileceğini öne sürüyor. TikTok bağlamında algoritmik önerileri ve sonsuz kaydırma özelliğiyle uygulamanın bilişsel süreçlerimizi ve düşünme kalıplarımızın bir uzantısı haline gelebileceği anlamına gelir. TikTok'un tasarımı ve işlevselliği kullanıcıların algılarını, davranışlarını ve hatta benlik algılarını bile etkileyebilir. Örneğin TikTok'un algoritması, kullanıcıların ilgileri ve tercihlerine göre uyarlanan kişiselleştirilmiş bir alan sunar. Kullanıcıların yalnızca mevcut inançlarını ve ön yargılarını doğrulayan içeriğe maruz kaldığı bir filtre balonunda olma hissine yol açabilir. Bize bilgi ve eğlence sağlaması için TikTok gibi uygulamalara güveniyorsak, kendi düşünme ve karar verme süreçlerimiz üzerindeki kontrolümüzün bir kısmından vazgeçiyor olabiliriz. Sizin karşınıza en çok ne tür içerikler çıkıyor? Mayıs ayında çıkacak oyunlarla sizlerleyiz. 12 Mayıs, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. The Legend of Zelda Breath of the Wild oyununun bu devamında Hyrule'un yayılan manzaraları ve yukarıdaki uçsuz bucaksız gökyüzünde yüzen gizemli adalar arasında kendi yolunuza karar vereceksiniz. Krallığı tehdit eden kötü niyetli güçlere karşı savaşmak için Link'in yeni yeteneklerinin gücünden yararlanabilir misiniz? 25 Mayıs The Lord of the Rings Gollum, Yüzüklerin Efendisi bir aksiyon macera oyunu ve destansı bir interaktif deneyimdir. Mordor'un tehlikeli yolculuğunda esrarengiz Gollum olarak oynuyorsunuz ve Orta Dünya'daki en güçlü karakterleri nasıl alt ettiğinizi öğreniyorsunuz. 30 Mayıs System Shock Remake, Nightdive Studios tarafından geliştirilen ve Prime Matter tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyunudur. Orijinal olarak Looking Glass Studios tarafından geliştirilen, aynı adı taşıyan 1994 video oyununun bir versiyonudur. Siz bu oyunlardan hangisini oynamayı planlıyorsunuz? Dijital Medya ve Çocuk Bülteni'nin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.